Merhaba arkadaşlar, bu videoda Yandex Toloka'dan bahsetmeye çalışacağım. Yandex Toloka nedir, nasıl çalışır, görevler nelerdir, para kazanmak mümkün mü? Bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle bir Yandex Toloka'ya giriş yapalım arkadaşlar. Yandex Toloka yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Yandex Toloka'nın sayfasına girmiş bulunmaktayız. Burada tamamen Türkçe bir menü karşılıyor bizi. Bazen burada size verilen görevler Rusça'da olabiliyor. Size verilmiş olan görevi yerine getirmiyorsunuz tabii ki de Rusça olunca. Size o görevi veren işverene mesaj atıyorsunuz ki işte Türkçe görevler istiyorum diye falan. Ondan sonra size Türkçe görevler göndermeye çalışıyor daha çok. Yandex Toloka, internetteki gelir kaynağınız kolay görevleri yerine getirerek kazanın diyor. Kısacası Yandex Toloka nedir arkadaşlar? Toloka arama sonuçlarındaki istenmeyen içerikleri elemek için kurduğu bir sistem. Yandex'in bir sistemi. Yandex yani arama sonuçlarında makinenin yapacağı hataları en aza indirgemek için ve daha olumlu sonuçlar göstermek için böyle bir sistem kurmuş. Kullanıcılar da üye olup görevleri yerine getirerek kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Burada kazançlarınız dolar üzerinden arkadaşlar. Mesela ne tür görevler var diyeceksiniz şimdi. Bak gördüğünüz gibi işte sağ görevleri. Örneğin size diyor ki işte şu kurumun önüne git. Bana oradan bir resim çek. Ve adresini çekebilirsen adresini hangi adreste olduğunu, numarası hangi caddede olduğunu hepsini bana belirt diyor. Bir de resim koy diyor ona. Bir işte tabelasını istiyor. Bir giriş kapısını oradan istiyor. Yakın. Bir de uzaktan istiyor. Bazı görevleriniz böyle. Bu görevler genelde mesela 0.50 dolar. Yani şu an dolar kuruna göre yaklaşık olarak 2 TL civarı bir görev için. O da iyi bir para. Çünkü sağ görevleri daha yüksek kazançlar elde etmenizi sağlayacaktır sizin. Bilgilerin internette aranması diyor mesela. Kurumun resmi sitesini bulun. Kurum karşısındaki eksikleri tamamlayın. Mesela size görev verecek işte üstten aşağıya siteler olacak işte internet siteleri. Onlara tıklayacaksınız. Size diyor ki işte bu kurumun resmi internet sitesi mi yoksa resmi internet sitesi değil mi? Farklı bir şey mi? Orada aynı anket doldurur gibi seçeneklere tıklayacaksınız. Aynı şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ondan sonra görevinizi göndereceksiniz. Değerlendirmeye sunulacak. Değerlendirdikten sonra size ücret olarak geriye dönecektir. Burada başka arkadaşlar para nasıl transfer edilir? Burada PayPal, Circle, Yandex Money var. Ancak ben Papara'yı kullanıyorum. Gayet de memnunum Papara'da. En altta kendi görevlerinizi yayınlamak ister misiniz diyor. Yani burada siz görev veriyorsunuz. Diğerleri değerlendiriyor. Siz de onlara bir ücret ödüyorsunuz. Durum bundan ibaret. Bir giriş yapalım arkadaşlar. Bakın burada görev yapan, sipariş veren var. Burada siz görev yapan oluyorsunuz. Giriş yap diyoruz. Benim hesabım zaten otomatik tanımda. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Yandex Toloka'nın ana yüzüne girmiş bulunmaktayım. Burada işte karşıma çıkan görevler var. İşte nesne hakkındaki verilerin doğru olup olmadığını belirleyin. Ancak bu görevi şu an yapamıyorum. Çünkü diyor ki göreve erişmeniz için gereken kullanıcı notu en düşük 692 olması lazım. Benimki demek ki daha düşük. O notu da nereden bakacağımızı size söyleyeceğim. Ama bu görevi yapabiliyormuşuz mesela. Ne veriyor bize? 0.0001 dolar veriyormuş. Mesela bu görevi, bakın az önce söylemiş olduğum görev de şu kurum girişlerinin tespit edilmesi. Ancak onun için diyor iOS veya Android mobil aplikasyonunu kullanın diyor. Oradan giriş yapın. İşte kurumun önüne gidiyorsunuz. Buluyorsunuz orayı. Giriş koordinatlarını tespit ediyorsunuz. Yani resimliyorsunuz orayı. Gönderiyorsunuz onaya. Onaylandıktan sonra burada zaten yazıyor görev süresi 1 gün. Kontrol süresi 21 gün.
İşte ortalama kontrol süresi 7 saatte size cevap verebiliyorlar. Diyor ki tamam bu doğrudur. İşte 50 kuruşunu hesabına yatırıyorlar, 50 dolarını. 0,50 dolarını. Mesela şu görevi yapalım. Foto moderasyon. Bakın İngilizce görevler çıkabilir ancak onu çeviriyor bazen. Bazen çevirmeyebilir, çevirmeyebilir. Ancak çoğunlukla çeviriyor. Mesela bunu yapalım. Bakın burada başla dedik. Tüm görevler tamamlandı. Geç kaldık yani bu görevi. Biz mesela orada çıktığı an hemen ona tıklamamız lazım. Şu an o görevi başkası yapıyor. Yani firma sana görev göndermiş. Sen o görevi yapana kadar başkası o görevi yapıp firmaya gönderiyor. Böylece siz yapamamış oluyorsunuz. Yani dolayısıyla para da kazanamıyorsunuz. Görev listesine dön diyorsun. Burada benim 0,72 dolarım var arkadaşlar. Burada görevleriniz burada listeleniyor. Yapılıyor olanlar burada. Mesela bir görev, aktif göreviniz olduğu zaman burada gözüküyor. Burada bir forum var. Buraya işte işverenle sizin aranızda bazı yazışmalar oluyor. Onları yazıyorsunuz. Bakın burada işte bu ya Corvus, ya Scutum, ya Lyra, ya Libra. Bunlar hep müşteridir yani işveren de size görev veriyor. Siz de onları yapmaya çalışıyorsunuz. Onlarla buradan da iletişime geçebiliyorsunuz. İletilerde sizin yapmış olduğunuz iletiler gözüküyor. Bakın burada mesela para çekme talebiniz işlendi. Alındı, işlendi. İşlendi dediği zaman para yani hesabınıza geçmiştir. Buradan o bilgileri alabiliyorsunuz. Daha sonra profilime girelim arkadaşlar. Bakın az önce size bahsetmiş olduğum puanınız nerede yazıyor demiştik. Hani görevlere gelince bu üstte diyor yani kullanıcı notu en düşük 685. Bizimkine bakmak için profilime giriyoruz. Burada bakın benim notum 298'miş şu an. Ama mesela 3. ayın 3'ünde 578'lere çıkmışım. Niye? O ara görevlerimi çok iyi yerine getirdim. İlgilenebildim. Görevleri de doğru yaptım. Ama o süreden sonra düşüşe geçmişim. Niye? Giremedim siteye arkadaşlar. İş yoğunluğu nedeniyle siteye giremeyince, görevleri yapamayınca puanınız da düşüyor dolayısıyla. Düşük puana da fazla görev gelmiyor. Mesela benim bu 583 günde bana bayağı görev gelirdi o zamanlar. Hatta yetişemediğim bile olurdu. Ama şu an mesela bakıyorsun günde gelmiyor mesela birkaç tane falan geliyor. Sürekli açık durması lazım diyebilirim arkadaşlar. Yani işi olmayan arkadaşlar, bilgisayar başında sürekli vakit geçiren arkadaşlar varsa onlar için güzel bir program. Para da kazanabiliyorsunuz. Burada işte yaşınızı giriyorsunuz, nerelisiniz, eğitim seviyenizi giriyorsunuz, hangi dilleri konuşabiliyorsunuz. Burada yapmış olduğunuz becerilerin puanlamaları var. 80 almış, 25 almış, 68 almış gibi. Peki biz buradan ne kadar kazandık? Onu da görebiliyoruz arkadaşlar. Paralarıma diyor tıklıyorum. Paralarım da bakiyem yazıyor. Buradan parayı çek deyince mesela papara hesabına parayı çekebiliyorsunuz. Geçmişte mesela ne kadar kazanmışım? Bakın burada tamamlanmış görev. 3076 görev tamamlamışım. 23 görevim reddedilmiş. Kontrolde olan görevim yok. Burada günlük kazanç lazım. Mesela bugün hiç kazanmamışım. Ayın 7'sinde kazanmamışım. 6'sında kazanmamışım. Niye? Giriş yapamadım çünkü. Bugüne kadar tüm zamanlara göre yatırılan 28,58 dolar. Yani şu anda da onu bakarsak eğer 28,58 dolar. Yani çok yüksek bir miktar değil ama sürekli ilgilenemediğimizden dolayı düşük oluyor mesela 110 TL gibi bir şey kazanmışım burada. Ama ek gelir oluyor sonuçta arkadaşlar. Oturduğunuz yerden yani anket dolduruyorsunuz. Bazen de şöyle görevler var arkadaşlar. Mesela Yandex haritaları kullanıyor birisi. Orada ses kaydı yaparak mesela haritada yerini bulmaya çalışıyor. Gideceği yönü bulmaya çalışıyor. O ses kayıtlarındaki kayıtları size diyor ki yukarıda ne söylüyor? Onu dinliyorsunuz. Aşağıya yazıyorsunuz işte şunu 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 söylüyor. Zaten görevin açıklamasını da görürsünüz arkadaşlar. Bunu size söyleyince siz de oraya giriyorsunuz. Her görev başına işte bir sayfada diyelim 10 tane 15 tane oluyor. 0,7 dolar kazanıyorsunuz. O da iyi bir miktar. Bazı o ses kayıtlarına mesela
yapamazdım. Niye, iş yoğunluğum sebebiyle yapamıyordum ama evde olan, dediğim gibi internet üzerinde fazla vakit geçiren arkadaşlar varsa çok daha iyi paralar kazanabilir burada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın burada görevimiz geldi bize. Yan yana karşılaştırma, akıllı telefon simülasyonu. Başla diyoruz. Bakın bu görevin amacı, buradan talimatlardan bu görevde bizde ne istediğinizi size söylüyor. Yani burada size diyor ki yanlış bir yazım varsa bana bildir diyor. Bakın burada Çinli köşk, burada Çinli köşk. Diyor sana ki arama sorgusu İstanbul Arkeoloji Müzesi hangisi daha iyi? Bence soldaki daha iyi. Niye? Sebebini de sana söyle diyor. İşte yazıyorsun, sağ seçenekte yazım hataları vardır. Geçiyorsunuz. Edirne, Türkiye'de bir şehir. Edirne, Wikipedia. Wikipedia ne oldu? Bakın bazılarında sıkıntı olmuyor. Ama siz kafanıza göre seçiyorsunuz. Buraya mesela herhangi bir hata bulunamadı yazabilirsiniz. Bulunamadı. Lenfield yazmış. Bakıyoruz, yazımlar doğru. Wikipedia. Burada doğru mesela. Alttakilere bakıyorsun, sıkıntı var mı? Yok. Yine bunu yapabilirsiniz. Bunu da kopyalayıp burayı yapıştırıp devam edebilirsiniz arkadaşlar. Patates püresi. Var mı sıkıntı yazımlarda? Bakıyorsunuz. Yok mesela. Devam ediyorsunuz. Kayıyorsunuz aşağıya. Yeni cami yazmış. Şehzade cami, Süleymaniye cami. Yazımlarda bir sıkıntı yok. Soldaki seçenekten gidiyorum ben. Siz sağda seçebilirsiniz. Çünkü herhangi bir sıkıntı yok. Zaten altına not düşüyoruz, herhangi bir hata bulunmamaktadır diye filan. Mesela bunu sağdaki seçelim. Çok önemli değil arkadaşlar. Bakın görevlerim şu an bitti. En aşağıya geldik. Bu görev için diyorsana ki her görev için 0.01 vereceğim. Şu an kasamızda 72 var. 0.72. Devam et diyorsunuz. Bakın hemen sana 0.01 dolarını veriyor. Devam ediyorsun yine. İşte burada Vin Diesel var. Burada yanlış yazılmış. Sağdaki seçenek daha iyi. İşte buraya yazıyorsunuz. Soldaki seçenekte yazım hataları vardır. Bunu kopyalayalım. Topkapı Sarayı, Haseki Hamamı falan filan. Bunlarda herhangi bir hata yok. Herhangi bir hata yoktur. Yazıyorsunuz. Devam ediyorsunuz yine arkadaşlar. Şimdi bunlarda da herhangi bir hata gözükmüyor. Gözümüze çarpan. Devam edelim. W. Devam edelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Mona Lisa. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Devam edelim. Mostar Köprüsü. Şimdi Wikipedia. Bosna Hersek doğru yazılmış. Bakıyorsunuz yanlış yazılan bir şey var mı? Yok. Yine devam ediyoruz. Devam et diyorsunuz. Bakın onu da kazandım. Arkadaşlar bu şekilde ben bu videoyu burada keseceğim zaten. Çünkü bu şekilde görevleri yapmaya devam edeceğim. Olayın özü bu yani. Buradan görevlerinizi. Mesela bana bugün böyle bir görev geldi. Size de yarın gelecek. Bunu ne kadar iyi yaparsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü puanınız yüksek olunca görevlerinizde dolayısıyla daha kazançlı, daha fazla gelecek. Bakın burada ekşi sözlük yazmış. Doğrusu bu olacaktı. Yine buna sol seçenekte yazım hataları vardır diyoruz. Sol seçenekte. Biz de yanlış yazmayalım. Evet arkadaşlar, videoyu burada kesiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.